Papa Francesco'nun kabul ettiği yeni Vatikan Anayasası tanıtıldı. Anayasada kadınların yönetimde daha üst düzeyde rol alması ve çocukların korunmasına yönelik yeni kurallar içerdiği belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Katolik Kilisesi lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francesco ile telefonda görüşerek Papa'yı Ukrayna'ya davet etti. Papa Francesco'nun 2013'te seçildikten kısa bir süre sonra papalık kabinesi olarak bilinen Kurya Romana'da kapsam reform için başlattığı çalışmalar 9 yılın ardından bir sonuca ulaştı. Vatikan'ın cumartesi günü müjdeyi ilan edelim adıyla duyurduğu Vatikan yönetiminde önemli değişikliklere kapı aralayan 54 sayfalık yeni anayasa için bir basın toplantısı düzenlendi. Anayasanın asıl amacı değişim zamanında müjdenin nasıl duyurulacağına dair önemli sorunun cevabını tam olarak veren 2. Vatikan Konsili'nin yönergelerini derinleştirmek ve etkili kılmak olarak görülüyor. Buna göre kurya olarak bilinen yönetimde görev alabilmek için din adamı olma şartı kaldırıldı ve böylece vaftiz edilmemiş katolik bireylerle kadınların sorumluluk taşıyan rollere getirilmesinin önü açıldı. Ayrıca yeni anayasanın çocukları her bakımdan koruyacağı belirtildi. Vatikan'da daha önce oluşturulan Küçükleri Koruma Komisyonu, yeni anayasayla İman Doktrini Başkanlığı altında anayasal bir kurum haline getirildi. Prayadika Evangelium adı verilen yeni anayasanın 5 Haziran'da yürürlüğe gireceği ve böylece en son 1988'de Papa II. John Paul'ün yaptığı Pastor Bonus isimli anayasanın yerini alacağı belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Katolik Kilisesi Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francesco ile telefonda görüşerek, Vatikan'ın insan ıstırabına son vermedeki ara buluculuk rolü memnuniyetle karşılanacaktır, dedi. Ukrayna'nın Vatikan Büyükelçisi Endri Yuras da Zelenski'nin Papa'yı Ukrayna'ya davet ettiğini doğruladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Zelenski, Papa'ya insani durum ve Rus birlikleri tarafından engellenen kurtarma koridorları hakkında bilgi verdiğini söyledi ve Papa'ya Ukrayna ve Barış adına ettiği dualar için teşekkür etti. Endre Yuras, Papa'yla Başkan Zelenski arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin umut verici olduğunu söyledi ve Papa Francesco'nun dua ettiğini ve savaşı sona erdirmek için elinden geleni yaptığını belirtti.